hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000'den ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerindeki natın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.
Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme, sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana, yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den, sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.